Halktan Uysal, depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya'ydı. Malatya'da binlerce konut yıkıldı. Ancak yıkılmayan konutlar da var. Onlar da dimdik ayakta. Hangi konutlar? TOKİ konutları. 6.8 şiddetindeki Elazığ depreminden de en çok etkilenen il Malatya'ydı. Elazığ'ın hemen ardından. Ve Malatya'da 6.000'den fazla konut yapıldı. Bunların arasında köy tipi konutlar var, toplu konutlar var. Ve biz de şu anda Kale ilçesindeyiz. Kale ilçesi Bent mahallesindeyiz. Kameraman arkadaşım hemen gösteriyor. Kale ilçesi Bent mahallesine 6.8 şiddetindeki Elazığ depreminin hemen ardından 102 adet çelik konstrüksiyonlu köy tipi ev yapıldı. Şöyle görelim. Bu evlerin hiçbirinde hasar yok. İçinde oturanlar var şu anda ve sapasağlam bir şekilde ayakta duruyorlar ve en ufak dahi bir çizik göremedim ben şahsen şöyle etrafı bir kolaçan ettiğimde. 102 adet çelik konstrüksiyon bir yıl önce yapıldı ve tamamlandı. Depremzedelere teslim edildi ve bu evler 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenmedi. Burada dediğimiz gibi hayat normal akışında devam ediyor. Vatandaşlar evlerinde güvenli bir şekilde kalıyorlar. Biz de şimdi yakından inceleyeceğiz. Kameraman arkadaşım beni takip etsin. Bir evin içine gireceğiz. Önce bir etrafını dolaşalım. Gerçekten herhangi bir hasar olmadığını ve ailenin içeride kaldığını söyleyebiliriz. İşte görüyorsunuz hemen konutun girişi, köy tipi evin girişi ve herhangi bir hasar yok. Yine etrafını dolaşalım. 92 metrekare oturumu var ve 1,5 dönümlük bir arsası var buranın. Ve görüyorsunuz herhangi bir hasar, herhangi bir çizik, en ufak dahi bir olumsuz durum göremiyoruz. 102 adet dediğimiz gibi Kale ilçesinde, Bent mahallesinde 102 adet çelik konstrüksiyonlu köy tipi ev yapılmıştı ve depremzedelere teslim edilmişti. Malatya'da 7.7 ve hemen ardından 7.6 şiddetindeki depremden binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü. Ve bu evler depremden hiç etkilenmedi. Bu da aslında TOKİ yapılarına olan güvenin önemini ortaya koyuyor. Önemin aslında özetini niteler nitelikte. Ve kameraman arkadaşım gösteriyor. Şimdi evin iç dışını turladık. İçine doğru gidelim. Burak, gelebiliyor musun? Ev sahipleri içeride. Şöyle girelim. Kapı açık. Duvarlara bakacağız. Herhangi bir hasar, herhangi bir olumsuz durumla yine karşılaşmadığımı ifade edebilirim. Burak, gelebiliyor musun? Evin içine girdik. Merhabalar öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Şöyle evin için önce bir turlayalım. Bakın, herhangi bir hasar göremiyoruz. Duvarlara bakalım tek tek. Ablacığım geçmiş olsun. Şöyle mutfağa girelim. Duvarlarda herhangi bir olumsuzluk yok. Aynı şekilde. Murat Bey çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler. Size de geçmiş Çok olsun. teşekkür ederiz. Depremi yaşadınız. Evet, yaşadık. Biz de burada Depremden yaşadık. sonra hiç çıktınız mı burada? Herhangi bir hasar var mı? Nedir son durum sizin evinizde? Hasar evlerimizde yok. Çelik konsolidan oluşmuştur. 2 sene önce olan depremde köyde evlerimiz yıkıldı. Devletimiz bu evi yaptı bize. Şu anda yani deprem hiçbir şekilde bizi etkilemedi. Evet, hiçbir şekilde etkilemedi. Kesinlikle hiç yani. Peki hiç bıraktınız mı? Olduğu günden bu yana, depremin olduğu günden bu yana burada mı? Hayır, evimizi terk etmedik. Hatta misafir, Malatya'daki misafirleri de burada konuk Onları ettik. da Şu burada ağırladınız. an, evet, şu an TOKİ evlerinde her bir evde 3-4 aile yaşıyor şu durumda. Evet. He, onları da görebilirsiniz şeyde. Ben gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı yoktu. Evlerin Aslında hiçbirinde bir bir çizik, bir ayrılma, hiçbir şey yok. Problem yok burada. Deprem geldiği zaman yani biz Allah'ın gazabından korkup yerimize kalkıyoruz. Yoksa biz de daha önceki depremlerde de korktuğumuz için yerimizde kalkıyorsa evlerde kesinlikle hiçbir problem yok. Evet. Siz 6.8 şiddetindeki depremzedeydiniz. Eviniz yıkıldı. Aynen öyle. Sonra burası tahsis. Burası yapıldı. Allah devletimize razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Allah güç kuvvet versin kendisine de. Bu evleri bize verdiler. Şimdiki Malatya'daki depremzedeleri de ağırlıyoruz burada. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Allah devletimize tekrar razı olsun. Güç kuvvet versin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Şimdiki depremzedelerimize de başsağlığı diliyorum. Kalanlara da sağlık sıhhat diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet.